Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde artık broadcast receiver'lar konumuzu bitirdik. Detaylı bir şekilde çeşitlerinden nasıl kullanıldığından bahsettik. Biraz daha gelişmiş bir örnek yaparak broadcast receiver'ları bitirip servisler konusuna geçmek istiyorum. Bugünkü yapacağımız dersimizde gelen bir aramayı nasıl ele alacağımızı anlatmaya çalışacağım. Ve bunu anlatırken birkaç detay var, onlara dikkat edeceğiz. Dilerseniz bunu derste ilerledikçe adım adım anlatayım. Öncelikli olarak boş bir proje başlattım. Bunun layout dosyasıyla da herhangi bir işimiz yok. Sadece bir arama geldiğinde telefonumuza bu aramayı nasıl ele alırız ondan bahsetmeye çalışacağım. Bunun için Genymotion'ı maalesef ki kullanamıyoruz. Android Studio ile beraber gelen bir emülatör kullanmamız gerekiyor. Çünkü Genymotion'da bir arama simülasyonu yapmamız için ücretsiz sürümden işte para vererek ücretli sürüme geçmek gerekiyor. Ama Android Studio'nun sunduğu bu default emülatörde biz gerekli aramayı şuradaki butonu tıklayarak buradan fon kısmından yapabileceğiz. Bu yüzden bu örnekte Genymotion'u değil default emülatörü kullanacağız. Şimdi bu işlemi yapmak için şurada main activity'min olduğu package'e girip yeni bir Java sınıfı yaratıyorum. Bunun adı my receiver olsun. Bu receiver'ı oluştururken ne yapıyorduk? Bu sınıfı broadcast receiver sınıfından extend etmem gerekiyor. Bunu yapınca bir hata alıyordum. Çünkü bana onReceive metodunu override etmemi söylüyordu. Şimdi bu sınıfı yaptıktan sonra hemen unutmadan manifest dosyamıza gidelim. Ve bu receiver'ı buraya tanımlayalım. Receiver dedim. Android name olarak bu sınıfı kullanmasını söylüyorum. Yani bu sınıf receiver işleminin ele alınacağı sınıf diye buraya bilgimizi yazıyoruz. Daha sonra da bir intent filter tanımlıyoruz. Ve buraya bir action tanımlıyorum. Action'ım ne olacak arkadaşlar? Android.intent.action.phoneState, yani telefonun durumunun değişikliklerini ele alan, yani bir arama, mesela bir çağrı geldiğinde Android sistem bunu bu action sayesinde bütün alıcılara iletiyor ve benim bu sınıfım bu mesajı kullanarak bazı işlemler yapacak. Şimdi şu sınıfın içine girmektense şöyle üzerine gelirsek, açıklamalar, evet, fetching data dedi. Şimdi gördüğünüz gibi broadcasting action indicated, yani telefonunuzun cihazında bir değişiklik olduğunda, bir arama olayı olduğunda diyor, bir broadcast intent action'ı yayınlanıyormuş, tetikleniyormuş. Bunun extra state'i diyor, yeni aramayla ilgili durumları ele alıyormuş. Mesela eğer diyor telefon çalıyorsa işte incoming number'ı falan filan kullanabilirsiniz diyor. Ama şurada önemli bir detay var. Requires read phone state permission. Yani bu action'ı ele alabilmeniz için diyor, sizin read phone state permission'ını uygulamanıza vermeniz gerekiyor. Hemen verelim onu. Uses permission neydi? Read phone state. Şimdi ne demiştik izinlerden bahsederken? İzinler normal izinler ve tehlikeli izinler olarak ikiye ayrılıyordu. Gördüğünüz gibi protection level dangerous olarak belirtilmiş ve temel eğitim derslerinde 2-3 video boyunca üzerinde durmuştuk. Runtime permission gelmişti API 21 ve sonrası için. Yani kullanıcıdan çalışma anında bu izni istemeniz gerekiyor. Eskiden nasıldı? Bir uygulamayı kurmadan önce size bir izin listesi verirdi ve siz bunları kabul ederseniz uygulamayı indirip kullanırdınız. Ama artık öyle olmuyor. Mesela kullanıcının, atıyorum, rehberini okumak istiyorsanız bunu uygulama kurulmadan önce değil de tam rehbere ulaşacağınız anda kullanıcıya bir gerekçeyi de sunarak bu izni ondan talep etmeniz gerekiyor. API 23 ve sonrası telefonlar için. Bu dersimizi izlemiş arkadaşlar olan varsa buradan kaynak kodlarını kopyalayabilirler. Burada ilgili açıklamaları videoyu da izlerseniz daha iyi bulabilirsiniz. Yalnızca 47 değil, 46 ve 45'te de yanlış hatırlamıyorsam ne yapmıştık? Android'de çalışma anında izin isteme ile ilgili bir örnek yapmıştık. Dediğimiz gibi API 23'ten sonra bu olay gelmişti. Şu an için
Dursun bu burada ama kaynak olarak bunu kullanacağınız. Zaten benim bu blog sitesini yapmamdaki amaç buraya elimden geldiğince bütün temel bilgileri yazdıktan sonra bir eğitim seti yapacağız ki içerisinde sadece ve sadece güncel uygulamalar olan, yani sıfırdan şöyle güzel bir uygulama yapacağız ve o uygulamayı yaparken her adımda sağdan soldan araştırmak yerine sitede atıyorum bize ne lazım? Runtime permission'lar lazım. Buradaki arama kısmını yazıp buradan ilgili veriyi elde edip onları kullanarak uygulamalar yapacağız. Ama şu an için ne yaptık? Temel eğitimleri daha bitirmedik. Daha görmemiz gereken birkaç konu kaldı. Onları da gördükten sonra uygulama geliştirmeye geçeceğiz. Şu an için sadece öğreniyoruz. Bunu dedikten sonra ne dedik? Eğer sen font state'i ele almak istiyorsan bu izni kullanıcının vermesi lazım dedik. Peki bu kullanıcı bu izni verdiğinde ne olacak? Herhangi bir arama işleminde buradaki onReceive metodu çağrılacak. Çünkü ben buna ne yaptım? Manifest'te bir receiver tanımladım ve burada alacağı action'ı belirttim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinde bizim intent'imiz de geliyor değil mi? Sonuçta bu action bize intent iletiliyor. Bu intent'in içinde nokta deyip get, sonuçta bundan bir veri çekeceğiz ve bu verinin türü string olacak. Get string extra dedikten sonra string name olarak telefonu manager diye bir sınıfımız var. Bu sınıf telefonla ilgili özellikleri ele alan sınıf. Gördüğünüz gibi burada pek çok bilgiyi buradan elde edebiliyoruz. Neden bunu string dedik? Çünkü gördüğünüz gibi ben burada bunun extra state'inden faydalanacağım ve onun geri dönüşü string. Burada da diyor action font işte değiştiğinde bir broadcast receiver, işte bu da onunla ilgili ne yapıyor? Verileri tutuyor. Bunu dedik. Daha sonra bu gelen, yani buradan aldığım değeri ben ne yapayım? Bir tane string değişkeninde tutayım. String atıyorum. Durum olsun bunun adı. Daha sonra da gelelim buraya. Eğer diyelim durum. Şimdi bunu da eşit eşit yapmıyoruz. Java derslerinde anlatmıştık. Stringlerin eşitliğini biz equals metoduyla tanımlıyorduk. Eğer bu durumun içindeki ifade telefon manager nokta mesela ringing, yani çalıyorsa ne yapsın? Burayı yapsın. Ne yapsın? Burada bir toast mesaj versin. Context olarak, parametre olarak gelen context'i kullanabilirim. Çalıyor desin basit bir şekilde. Ve ekranda uzun uzun gözüksün. Lang long. Evet. Nokta show diyerek bunu ekrana bastıralım. Başka neler olabilir? Şöyle şu if'i çoğaltalım şurada. Telefonu manager nokta dedikten sonra ne olabilir mesela? Extra, şöyle yazarsak görürüz. State idle diyor. Bu da telefonun kapandığı durum. Kapandı. Bir de arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir arama yaptığımızda o aramayı bekletebiliriz. Bu durumu da ele almak için de ekstra neydi? Off hook diye bir sabitimiz var. Bu sabitte de beklemede yazsın ekrana. Şimdi şu an için pek çok tanımı yaptık. Bir çalıştıralım bakalım. Herhangi bir hatamız var mı? Uygulamam çalışıyor. Şimdi burada şu 3 noktayı tıklayarak şu extended kontrolü açıyorum. Ve buradaki fon kısmından atıyorum şu numaradan şu numaradan telefonumu arıyorum. Gördüğünüz gibi telefon aranıyor. Yalnız herhangi bir ekranda bir mesaj falan görmedim değil mi? End call deyip aramayı bitirelim. Ekranda herhangi bir şey görmedim. Neden? Gerçi Android monitöre de baksanız bunu göremiyorsunuz. Bir hata falan da almıyoruz. Çünkü arkadaşlar o runtime, şurada manifest dosyasında belirttiğimiz bu dangerous permission'ı benim runtime'da kullanıcıdan istemem gerekiyordu. Yine dediğimiz gibi buradaki şu sınıfı komple kopyalayacağız ve projemize dahil edeceğiz. Bunların hepsini tek tek yapmak zorunda kalmayacağız. Şuraya geliyorum. Yeni bir sınıf yaratıyorum. Bu sınıfın adına ne diyelim?
runtime, izinler, activity. Bunu dedikten sonra ben daha önceden bunu yazmıştım. Şöyle şuraya kopyala yapıştırla bütün sınıfı alıyorum. Bu konuyu anlatırken ne demiştik? Runtime, izinler, activity, upcompact activity'den extend ediliyordu. Ve siz bunu nerede kullanacaksanız artık onu upcompact activity'den değil de runtime, izinler, activity'den extend etmeniz gerekiyor demiştik. Çünkü bu sınıfta upcompact'tan extend edildiği için aslında main activity de yine aynı şekilde upcompact activity'den extend edilmiş olacak. Ve bu bu bana bir hata veriyordu. Çünkü bir metot vardı içinde izin verildi diye o metodu benim burada overwrite etmem gerekiyor. Şuradaki en alt satıra inerseniz gördüğünüz gibi burada bir abstract metot tanımladık. Bu ne demek? Sizin buraya yazdığınız tanımı buraya yazdıktan sonra her kim ki bu sınıftan extend oluyorsa bu metodu gerçekleştirmek zorundaydı. Bunun çalışma mantığı nasıldı peki? İstediğimiz izin veya buraya parametre olarak göndereceğimiz izin verilmiş ise ne yapıyordu arkadaşlar? Buradaki metot çağrılıyordu. Bunu yapmak için nasıl yapıyorduk? Bir şuraya izinimizle ilgili private static işte final integer bir request kod atıyorduk değil mi? Mesela buna arama izni diyelim ve değerine hiç fark etmez şöyle bir 100 değeri atayalım. Daha sonra ben bu izni nerede tanımlayacağım? Herhangi bir butona falan basıldığında değil, direkt benim main activity'm oluşturulduğunda yani onCreate metodumda butonumu yapabilirim. String dedikten sonra bunu dizi olarak istenilen izinler diye bir tane dizi tanımlıyorum ve bunun içine arkadaşlar iznimi yazıyorum. Benim iznim neydi? Manifest.permission.read Font state izniydi. Bunu burada manifest dosyasında tanımladığımız gibi buradaki main activity'de de söylüyoruz. Ben bu eylemle ilgili izin isteyeceğim. Bu izni isterken de ne yapacağım? Runtime izinler activity'yi kullanacağım. Daha sonra nasıl yapıyorduk? Main activity nokta işte bir üst sınıfına git bunun ki o da nedir? Runtime izinler activity nokta java'dır. Nokta dedikten sonra gördüğünüz gibi bunu yazdıktan sonra şuradaki bütün metotlara ben main activity üzerinden erişebiliyorum. İzin iste metodum vardı. Ve bu benden istenilen izinlerle ilgili bir string dizi bekliyordu. Ki burada da adı ne? İstenilen izinler. Daha sonra da bunun geri dönüşüyle ilgili bir request kod istiyordu. Ben buraya ne yazıyorum? Arama izni yazıyorum. Dediğim gibi bu konu size biraz tanıdık gelmiyorsa ilgili videoyu emraltunbilek.com'dan izlemenizi öneririm. Yaklaşık 40 dakikalık bir video. Ama mantığını anladıktan sonra gördüğünüz sadece copy paste yazdım ve gerekli uygulamayı yaptıktan sonra yani implementesini yaptıktan sonra basit bir şekilde onca kodu bir daha yazmadan kullanabiliyorum. Şimdi biz burada izni istedik. Eğer izin verildiyse uygulamam çalışacak. Yani bu metot çağrılacak ama içine herhangi bir şey yazmama gerek var mı? Yok. Ama yine de şöyle bir toast mesaj verebiliriz. Toast.makeTest dedikten sonra konteksine this diyorum. Gereken izin verildi desin. Çünkü ne dedik? Bu metot ne zaman çalıştırılıyordu? Gereken izin verilmiş izin veya izinlerin hepsi verilmiş ise. Ve o uygulamayı anlatırken sürekli olarak ne dedik arkadaşlar? Yaptıracağınız işleri farklı bir metoda alın. Eğer izin verildiyse o metodu burada gerçekleştirin dedik. Ama bizim bu broadcast uygulamamızda herhangi bir buton tıklaması değil. Gelen telefona göre bir broadcast bir çağrı geldiğinde broadcast mesaj yayınlanıyor. Ve bu yayınlandığında bizim My Receiver sınıfımız bu olayı ele alacak. Yani herhangi bir buton tıklaması olmadığı için bunun içine herhangi bir metot gerçekleştirmem gerekmiyor. Sadece bilgi olarak bir toast mesajı yayınlatıyorum. Şimdi daha önceden ben bunun testini falan yapmıştım ama şöyle bir bakayım. Hani varsa neredesin? Şunu bir uninstall edelim bir daha bir kurulsun.
Okey diyelim. Evet. Şimdi bir daha uygulamamı çalıştırıyorum. Yalnız burada bir pardon şunu da unuttum. If diyorum. Request kod eşit eşit ise arama izni ise bu çalıştırılsın. Demiştik? Birden fazla izin istedik. Mesela 3 tane izin istedik ve bunlara 100 diye bir request kod atadık. Bu metot ne zaman bu metot çağrıldığında bana request kodu da veriyordu. Ve request kodu yani 100 olan değerlere izin verilmiştir. Onunla ilgili işlemi gerçekleştirebilirsin diye bir geri dönüşü vardı. Gördüğünüz gibi uygulamayı açmadan hemen evvel biz bunu on create'e yazdığımız için diyor ki incoming call test phone kollarını yapmak veya düzenlemek için sizden izin istiyor diyor. Hello diyelim. Uygulama o izni verdikten sonra artık ne olacaktır arkadaşlar? Herhangi bir arama işleminde yalnız uygulama bir dakika uygulamayı açmadık. Şu iğrenç sesi kapatalım. Uygulama neden açılmadı? O da ayrı bir soru. Evet, uygulamayı açtık ve gereken izinler verildi de. Şimdi tekrardan bir çalıştırayım. Ve şuradan bir arama işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi çalıyor dedi. Mesela beklemeyi alalım. Gördüğünüz gibi bekleme dedi. Şimdi aramayı kapattığımda da kapandı diye uyarı verdi arkadaşlar. Evet, broadcast receiver'ların runtime permission'larla da nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle bir de şeyi test edelim ama gördüğünüz gibi çalışmıyor mu? Çalışıyor. Neden çalışıyor? Çünkü biz bu broadcast'ı statik olarak tanımladığımız için herhangi bir arama action'ı olduğunda bu devreye girip o action'ı ele alacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Broadcast'larla ilgili pek çok şeyden bahsettik. Hani aslında çok da ihtiyacımız olmayan şeylerinden de bahsettik. Ama hepsi birer genel kültür olarak kafamıza yer alsın. Daha sonraki konuları anlamakta eminin olun bize faydası olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.